Paletli zırhlı muharebe aracı olan Tulpar, otokar tarafından devlet desteği olmadan kendi öz kaynakları ile üretilmiş muharebe aracıdır. Tulpar modüler yapısı sayesinde hafif tank, zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı, keşif aracı, komuta kontrol aracı, hava savunma aracı, zırhlı ambulans, bakım ve kurtarma aracı, havan aracı olmak üzere 9 farklı konfigürasyonda hizmet verebilmektedir hafif tank konfigürasyonunda 105 mm kokkarıl 3105 kule kullanılırken, zırhlı muharebe aracı konfigürasyonunda 30 mm Rafael Samson uzaktan kumandalı kule kullanılmaktadır. Tulpar ailesi hareket kabiliyeti, yüksek ateş gücü ve beka özellikleri ile dikkat çekiyor. Gelecekte ortaya çıkabilecek gereksinimlere cevap verebilecek şekilde 28000 kilogram ile 45000 kilogram arasında genişleme potansiyeline sahip çok amaçlı paletli araç olarak tasarlanan Tulpar, modüler tasarım yaklaşımı, farklı konfigürasyonlar için ortak gövde yapısı ve ortak alt sistemler kullanılabilmesini sağlıyor. Tulpar'ın farklı araç konfigürasyonlarının ortak alt sistemler ile görev yapabilmesi kullanım esnekliğini arttırıyor. Tulpar, bu modüler yapısı sayesinde kullanıcıya lojistik, bakım ve idame konularında büyük kolaylıklar getirmekte. Tulpar'ın gövde önünde konumlandırılan güç grubu, 700 beygir ile 1100 beygir arasında güç sağlayabilen turboşarjlı dizel motor ve otomatik transmisyon seçeneklerine sahiptir. Tulpar, azami 600 kilometre menzil ve 70 kilometre üzerinde ileri hıza sahiptir. 0.8 metre dik engel geçişi ve azami 2,6 metre hendek geçişi, %60'lık eğim ve %40 yan eğimde sürüş kabiliyeti vardır. Yeni nesil atış kontrol sistemi ile donatılmış olan tulpar, kulede yer alan elektrooptik görüş birimleri ile tüm hava koşullarında gece gündüz atış yapabilme kabiliyetine sahiptir. Tulpar kulesi 30 mm çift beslemeli ve otomatik ana silah ile 7,62 mm ana silaha eş eksenli makineli tüfek ile donatılmıştır. Hem komutan hem de nişancı, birbirinden bağımsız avcı vurucu kabiliyeti sağlayan, termal CCD kamera ve lazer mesafe ölçere sahip ve otomatik hedef takip özellikli periskoplara sahiptir. Tulpar'ın modüler zırh yapısı, isteğe göre balistik korumanın arttırılmasına imkan sağlamaktadır. Tulpar'ın koruması, mayın koruması için özel tasarlanmış kaynaklı yapısı, mürettebatın ayaklarını patlama etkilerine karşı koruyan şok sönümleyici kaplama, mayın patlamalarına karşı koruyucu özellikli koltuk ve mürettebat bölmesinde parçacık kalkanı ile desteklenmiştir. Tulpar'ın düşük silüeti ve ıre özellikli boyası, tespit edilme olasılığını düşürmektedir. Üstün optik ekipmanlar, yakın mesafe gözetleme sistemi, sensörler ve iletişim ekipmanları araç personeline en uygun gözlem kabiliyetini sağlamaktadır. Tulpar aracında, otomatik yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi ile KBRN, yani kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehditlere karşı koruma donanımı standart ekipmanlardır. Yardımcı güç grubu seçeneği de mevcuttur süspansiyon tasarımında dayanıklı ve güvenilir burulabilen mil sistemi kullanılmıştır. Her iki tarafta kauçuk kaplı, çift taşıyıcı tekerli 7 taşıyıcı teker bulunmakta ve otomatik palet gergi sistemi ile palet gergisi, değişen yol koşullarına göre sürücü bölmesinden ayarlanabilmektedir. Tulpar'ın modüler yapısı 7,62 mm ile 120 mm arasında insanlı veya insansız silah sistemleri, havan ve hava savunma sistemlerinin entegre edilmesine olanak sağlamaktadır. Farklı coğrafyalarda en sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında farklı kullanıcılar tarafından da test edilen Tulpar, tehditlere göre yapılandırılabilen ve ölçeklendirilebilen modüler zırh teknolojisi ve zırh yapısı ile sınıfının en üstün balistik ve mayın korumasına haiz. 105 mm'ye kadar yüksek ateş gücü gerektiren görevlerde etkin çözüm sunarken, üstün hareket kabiliyeti sayesinde, ana muharebe tanklarının ağırlıkları nedeniyle görev yapamadığı arazi koşullarında, dar sokaklar ve hafif köprülerin yer aldığı meskin mahallerden açlık arazilere kadar her türlü muharebe ortamında görev yapabilmektedir. Savunma sanayindeki diğer güncel bilgilerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın.